Herkese merhabalar. Mezun Hikayeleri podcast serimizin bir başka günü, bir başka Koç Üniversitesi mezunuyla birlikteyim. Ben Orçun ve bugün 1998 yılı ekonomi bölümü mezunumuz Cenk Ergün kayıttaki konuğum. Cenk Bey hoş geldiniz. Merhaba Orçun, hoş bulduk. Şimdi bugün sizin hayatınızı konuşacağız. Lafı çok da uzatmayayım. İlk sorumla baş başa bırakıyorum sizleri. Koç Tabii. Üniversitesi yıllarınız öncesine baktığımızda bir insan Cenk Ergün kimdir sorusunun cevabını az biraz da olsa anlamak istiyorsa Cenk Ergün'ün hangi hatıralarını, hangi geçmiş detaylarını bilse faydası olur diyerek cevabı sizlere bırakmak isterim. Peki Orçun, şöyle başlayalım. Ben Bursa'da doğdum. İlkokulu bitirene kadar da Bursa'da yaşadık ailemle birlikte. Daha sonra o zamanın Anadolu Liseleri sınavı, yani 5. sınıfı bitirdikten sonra girdiğim sınavla birlikte Galatasaray Lisesi'ni kazandım. Yatılı olarak İstanbul'a geldim. Yatılı hayatı bana çok şeyler verdi. Oradaki arkadaşlıklar, oradaki dostluklar, kişiliğimizin gelişmesine vermiş olduğu katkılar. Yani anlayacağın üzere benim gelişimimde Galatasaray Lisesi'nin çok büyük etkisi var. Çünkü ben döneminde, bizim dönemimizin çok meşhur olan bir ilkokulunda okumuştum Bursa'da. Bursa Özel İnal Erkek'in ana ve ilkokulu çok disiplinli bir okuldu. Başarı katsayısı çok yüksek bir okuldu. Her sene Robert Kolej'den başlayıp işte Galatasaray Lisesi, Alman Lisesi, İstanbul Erkek, çok fazla İstanbul'a başarıyla gelen öğrenci olurdu. Onun o çok disiplinli hayatından, çok kontrollü hayatından biraz daha sosyalizasyona açılabilen ama disiplinini hiç kaybetmeyen ama aynı şekilde de sosyal ilişkilerini üst düzeye çıkarabilecek bir insana dönüştüm ben. Bu ikisinin kombinasyonunda ben liseyi bitireceğim sene Koç Üniversitesi ilk defa üniversite sınavlarına dahil oldu. İlk defa eğitim yılına başlayacaktı. Dolayısıyla ben okulun ilk girenlerindenim. Ama bir sene hazırlık okuduğum için ilk mezunlar arasında olmadım. Dolayısıyla bir tercih yaptık ama biraz bilinmezi tercih ettik. Yani burada tabii Koç markasının, Koç isminin o dönemlerde, çünkü yanılmıyorsam benim üniversite sınavlarına girdiğimde özel üniversiteler arasında bir tek Ankara'daki Bilkent Üniversitesi vardı. Koç Üniversitesi de bu yeni olarak girmişti ama biz dediğim gibi Koç ailesinin, Koç firmalarının isminden ve bu işi nasıl yapacağından biraz emin olarak, biraz araştırma yaparak böyle bir tercihte bir bilinmeze doğru girdik. Ve sizlerin tahmin ediyorum görmediğiniz meşhur Eski Kibrit Fabrikası'ndaki kampüse giriş yaptık. 93 yılında üniversiteye giriyorsunuz ama gariptir, ben bu araştırmamı yaparken aslında 93'ün ilk öğrenci girişinin olduğu sene olduğunu düşünmeden defterime 1993 diye karalamışım. Bizimle üniversite anılarınızı yürüyecek olsanız hangi kısımlarından bahsederdiniz? Öncelikle biz 200 kişi ilk sene giriş yaptık üniversiteye. Bunun içerisinden yanılmıyorsam 60 kadar arkadaşımız direkt olarak birinci sınıfa geçtiler. Biz hazırlıktan başladık. Orada gruplara ayrıldık seviyemize göre. Bence o hazırlık dönemi çok değerliydi, çok keyifliydi. Çok güzel arkadaşlıklar, çok güzel birliktelikler oldu. Biraz da bir daha rahat. Yani hazırlık dönemi olduğu için tamamen İngilizce üzerine kurulmuş. Yani okulun ilk keşfini biz daha rahat bir ortamda yaptık. Yani o hemen birinci sınıfın ders endişesi içerisine girmemiş olduk. Biraz daha bir rahat bir ortam oldu. Bu çok keyifli. Ben yine ilk sene hemen sevgimiz tabii ki çok fazla olduğu için o zamanlar oynuyordum da futbol takımına girdim. Üniversitenin ilk futbol takımının kaptanlığını yaptım. Tabii ki orada şöyle bir sıkıntı var. Şimdi düşün, 200 kişi giriyor. Bu 200 kişinin tam olarak dağılımını bilmiyorum ama en kabaca 100 kişisinin erkek olduğunu düşün. Bu 100 kişinin içerisinden de futbola ilgili, alakalı oynamış olanlardan bir takım oluşturacağını düşün. Yani normal bir üniversite hayatında bir futbol takımını seçmek ne kadar kolaysa bizde o kadar zordu ki. Yani birazcık top oynamış olan biri biraz futbol takımına geliyordu. Böyle bir güzellikler oldu. Şans sınırlarımız tabii o zaman çok sınırlıyız. Bir takım basit idmanları o üniversitenin belli yerlerinde koşarak yapıyoruz. Dışarıda başka sahalar kiraladık. Kapalı ya da açık. İşte İTÜ'de, efendime söyleyeyim, Metin Oktay oradaki spor tesislerinde, yine Zincirlikuyu'da bir lisenin sahasını kiralıyorduk. Gidip orada antrenmanlarımızı yapıyorduk. Bu keyifliydi. Bununla birlikte daha o zamandan, hazırlıktan hemen keşfettiğimiz, sonra birinci sınıfta ikinci sınıftaydı galiba. Girdiğim zaman İtalyanca dersleri. Benim için çok başarılı bir uygulamanın bize vermiş olduğu bir şey oldu. Yani şu anda ben hala kulakları çınlasın o zamanlardan Stefania Ciurli, bizim ilk İtalyanca öğretmenimiz. Ben ne zaman İtalya'ya gitsem, ne zaman bir İtalyanla bir toplantı yapsam, ne zaman bir havalimanından çıkıp bir taksiye binsem, eşim de hep şahit olur buna, hemen ilk sordukları şey İtalya'nın neresinden olduğumdur. Yani bu bize verilen çok güzel bir eğitimin, çok büyük bir imkanın sonucundaydı. Oradaki o İtalyan Kültür Merkezi, orada harcadığımız zaman, öğrendiğimiz lisan, 2 sene yaz döneminde bizim Siena'daki Yabancılar Üniversitesi'ne yine fiyat bursuyla gitmemiz, 2. sınıfın ve 3. sınıfın yazlarındaydı. Dolayısıyla bunlar bana çok keyifli gelmiştir. Bunun yanında tabii ki özellikle o dönem çok az öğrenci olmamızdan mütevellit öğretmenlerimiz ve sınıf arkadaşlarımızla o kadar rahat bir ilişki kurabiliyorduk ki, yani benim aldığım bir takım ekonomide seçmeli dersler vardı. Biz 6 kişi falan oluyorduk derste. Düşünebiliyor musun? Yani diğer normal ders, mecburi derste zaten 30 kişi oluyorsun. Öğretmeninle ya da advisor'ınla birebir çok rahat konuşabiliyorsun. Bunlar o dönemin Türkiye'sinde bize çizilen ve bizim bildiğimiz üniversite ortamlarında hayal gibi görünen hikayelerdi. Yani şimdi şanslar ve imkanlar daha da genişledi ama bizim zamanımızda üniversitelerde, amfilerde 200'er, 300, 500 bin kişinin ders aldığı, öğretmenine ulaşmanın hayal olduğu dönemlerde biz birebir bu ilişkiyi sağlayabiliyorduk. Yani bir geniş anlamda bir üniversite kampüsümüz yoktu. Bu belki bir eksiklik bizim için. Yani kampüsümüz çok sınırlıydı ama aldığımız eğitimin kalitesi ve onu sorgulayabilme ve üzerine devam edebilme açısından çok rahat imkanlarımız vardı. Az olmanın verdiği bu avantajı sonuna kadar faydalandık diye düşünüyorum. Cenk Bey, burada şunu soracağım. Her bölümde kampüs hayatına dair böyle mezunlarımızdan, konuklardan hızlı cevaplar beklediğim kısa sorularım oluyor. Eski kampüsün mezunlarına yönelttiğimde ayrı bir keyif alıyorum cevaplardan. Çünkü bilmediğim bir dünyaya ufak ufak kapılar aralanıyor gibi hissediyorum her cevapta. İlk sorumla başlamak istiyorum. Sizce kampüste en çok nerede vakit geçirmişsinizdir o yıllar göz önüne alındığında? Suzi's Cafe. Suzi's Cafe. Peki günlerinizi, derslerinizi planlama fırsatınız olduğu dönemlerde olabildiğince derslerimi ardı ardına alayım ve bazı günlerim boşa çıksın şeklinde mi planlardınız? Yoksa dersleri birazcık daha yayvan bir şekilde planlayayım, ders aralarımda okulda biraz daha rahatlayaraktan vakit geçirebileceğim bir programım olsun insanı mıydınız daha çok? Yani o zamanlar sorumun cevabı belli ama açıklamayla gireyim. Okulun dışında bir zaman geçirmek ya da üniversitenin dışında bir zaman geçirmek gibi bir isteğimiz, arzumuz yoktu bizim. Dolayısıyla biz ne kadar çok okulda kalabilirsek o kadar çok mutlu oluyorduk. Yani sabah ilk saatte dersimiz olsun. Hatta ilk 9'da başlayan derste olmasın da 10.30'da başlayan derste olsun ama biz 9'da geliyormuş gibi gelelim. İlk işte Suzi's kahvemizi, kahvaltımızı oradaki arkadaşlarımızla yapalım. 10.30'daki dersten başlayalım. Öğleden sonra dersimiz yine olsun. Arada boşluğumuzu ya okulda geçirelim ya da kampüsün bulunduğu yer itibariyle arada biz Boğaz'a gidip orada balık tutmaya da giderdik arkadaşlarımızla. Arabalarımızın arkasında mutlaka oltalarımız vardı. Dolayısıyla biz hep okulda geçirmeyi düşünürdük. Hafta sonları da yine cumartesi etkinlikleri ya da akşam bir yere gideceksek hep üniversite grubuyla olurduk. Yani ben zaten Galatasaray Üniversitesi'ni kazanıp da gitmeme tercihimde ve bir farklı bir şey yapayım, bir farklı dünyanın içerisine daha da gireyim, hep büyüdüğüm o Galatasaray'ın sadece içerisinde kalmayayım, bir başka dünyada da adım olsun tercihimin devamında, yani bizim kendi bir kemik grubumuz vardı, birden fazla gruplar. Bunlar birbiriyle her yerde karşılaşırdı. Yani bir cuma ya da cumartesi akşamı gece bir yere çıktığımız zaman bizim gruptan birileri varsa mutlaka bir ikinci ya da üçüncü gruptan başka birileri oraya gelmiş olurdu. Yani dolayısıyla biz hep zamanı birlikte geçirmeye çalışırdık. Soruna cevabımı söyleyeyim. Okulda mümkün olduğunca çok zaman geçirebileceğim şekilde olsun. Yani İtalyan kültüre de gidebileyim. Kütüphanede de zaman geçirebileyim. Laboratuvarın önünden de geçeyim. Suziz'de de oturayım. Orada arkadaşlarımla sohbet de edebileyim. Antrenman öncesi bir şeyler de yapabileyim. Yani hepsi bir arada olsun. O vakit okulda geçsin isterdim ben. Anlıyorum. Şimdi burada favori okul kulübünüz, kulüpleriniz alakadar bir şey soracağım ama soruyu birazcık daha değiştireyim. Çünkü malumunuz okul kulüpleri öğrencilerin toplanıp kolektif yeni bir çatı oluşturması ve ilgilerini sürdürmesi odaklı bir noktada oluşumlar olduğundan ve sizlerin de üniversitedeki ilk öğrenci kitlesinin içinde olduğundan ötürü aslında siz geldiğinizde benim deneyimimin aksine işte öğrenci Cenk buyurun bakın burada sayısız okul kulübü var. Dilediklerinize girin tarzı bir dünya yok. Ben öyle bir Koç Üniversitesi deneyiminin içine doğdum. Ama siz ilk başta bahsettiniz. Dediniz ki futbol takımı yoktu. İşte farz-ı misal 100 kişilik bir erkek grubundan bir takım kurmamız gerekti. Onun dışında alakadar olduğunuz okul kulüpleri ya da kurmaya gayret gösterdiğiniz, başarılı olduğunuz olmadığınız ama ya iyi ki kurduk, içinde olduk ya da hayalini kuruyorduk dediğiniz öğrenci kulüpleri var mıdır acaba? Çok güzel bir şey söyledin. Çünkü bizde her şey sıfırdan kuruldu. Yani dediğin gibi ortada bir kulüp yok. Ortada bir kulübü kurmuş ya da onun bir bireyi olmuş kişiler yok. Dolayısıyla biz her şey sıfırdan kuruldu. İtalyanca kulübü benim takdir edersin ki çok beğendiğim ve içinde olmaktan mutluluk duyduğum bir kulüptü. Ben bunun yanında futbol takımının bir parçası olduğum için onun antrenmanlarını sürekli devam ediyordum. Bir de bu organizasyon ruhum o zamanlar da vardı, sporla olan ilgim. Yine kulakları çınlasın beden öğretmenimiz Mehmet öğretmenle beraber futbol turnuvaları ve basket turnuvaları düzenliyordu. Bunu şöyle düşün, sadece yine bahsettiğim gibi normal üniversite hayatındaki öğrencilerden değil, master programı içerisine MBA yapanlardan da turnuvanın içerisine alıyordu. Çünkü onlar olmadan yine çok kısa ve küçük kalıyordu turnuva ama hem futbol hem basketbol turnuvalarını hem sınıflar arası başladık. Ondan sonra o birazcık daha da gelişti. Artık isimlerin verildiği klasik anlamda sınıflardan bağımsız turnuvalara dönüldü. Bunların da içerisinde bulundum. Dolayısıyla daha çok spor ağırlıklı geçti benim o dönemde de. Ama onun dışında yani artık 4. sınıfa geldiğimiz vakit bir üniversite Haziran'ına sahip, kalabalıklığına sahip bir okula anca ulaşılmış vaziyette olduk. Onun dışında hep aile, herkes birbirini tanıyor. Okula gidip gelirken yani kullandığın servis olsun, arabalar olsun sürekli millet birbirini biliyor. Gittiğimiz yerlerde. Bunun dediğim gibi yani herkesin yaşadığı anlamda belki biz bir üniversite hayatı yaşamadık ama onlardan daha farklı, daha samimi, daha da verimli bir üniversite hayatımız geçti. Hala bizim dönemimizin işte WhatsApp grubu var. Kibrit Fabrikası adı altında. Hala bu şekilde yazışılıyor. Bir de benim o günden bu yana hiç birbirimizden ayrılmadığımız o 8 kişilik bir grubumuz var. Sürekli yazıştığımız, sürekli paylaştığımız. Dolayısıyla oradan çok samimiyetler oldu. Yurt dışına giden, yurt dışında yaşayan arkadaşlarımla hala birbirimizi ben her gittiğimde onları bulmaya çalışarak, ortak bir yerde buluşarak yani Almanya'da ve Hollanda'da yaşayan yine çok yakın arkadaşlarımız var. 3. bir mevkiye gidip ortak buluşuruz ya da birine gidip orada ailece kalırız. Bunlar hep bunun eseri bence. Bu çekirdek kadrolar gerçekten ayrı kıymetliler. Gerek lisede gerek üniversitede insanın sadece o yıllarını zenginleştirmiyor demek. İtalyanca alakadar öğrenmenizi destekleyen kişilerden bahsettiniz. Ama bir başka ek olarak sizlere soracak olsam o yıllara geri dönüp baktığınızda ya şu dersimi unutamam. İşte şu öğretmenimin, şu advisor'ımın bana kattıkları. İşte beni çok zorlardı ama şimdi anlıyorum ki doğruymuş. Çok çekinirdik, çok farklıydı dersi dediğiniz. Hatıranızda kalmış isimler veya dersler var mı hiç acaba? Valla benim ekonomi okuduğum için özellikle bölüm derslerime baktığım vakit 1. dereceden söyleyeceğim International Trade dersi benim için apayrıydı. Bunu hem aldığımda hem öğrendiğimde hem de eğer ben sporla ilgili bir kariyer çizmeseydim kendime çizeceğim kariyer uluslararası ticaret konusunda olur diye düşünmüştüm. Bununla ilgili ufak adımlar da atmıştım. Onu bir tamamen apayrı bir noktaya koyuyorum. Bunun dışında şöyle bir düşünürsek yani bizim 1. sınıfta mecburi olarak bütün üniversitenin almış olduğu o zaman ders programında var olan bir medeniyetler tarihi dersimiz vardı. Civilization diye kod adı geçerdi. Bilmiyorum şu andaki ders programında var mı? Bu benim öğrencilik hayatımda, lise, üniversite dahil en çok beni etkileyen, en çok keyif aldığım kitabı uzunca yıllar benim ofisimde başucumda durdu. Ve bununla ilgili bize gelen lecturer'lar her biri birbirinden daha değerliydi. Yani Osmanlı tarihiyle ilgili bir dersi okuduğumuz zaman konudan bağımsız olarak bize Halil İnalcık gelip lecture veriyordu. Ben Civilization dersini ayrı bir yere koyarım. Bölüm arasından da International Trade'i bambaşka bir yere koyarım. Son sorumla lisans eğitiminiz o yıllara alakadar karşınızdayım şimdi. Onca yüzünüzü güldüren, hatırladığınızda tebessüm ettiğiniz o yıllara dair hatırayı konuştuk. Şimdi peki o zamanlara geri dönüp baktığınızda ya keşke o vakitler şunu bilseydim dediğiniz bir başlık var mı acaba? Onu sormak isterim son olarak da. Bu hep ben düşündüğüm bir şeydir. Kendi kendimi düşünürken, mütalaa ederken fasıl fasıl hem ilkokulu hatırlayabildiğim kadar hem orta ve lise dönemini hem de üniversite dönemini düşünürüm. Hep şu var. Öğrenci kafası diyoruz ya o zamanlar. Yani işler bittikten sonra gerçek hayata girdiğimiz vakit aslında bize anlatılanların, bize öğretilenlerin, bizden öğrenmemiz istenilen şeylerin ne kadar sistematik bir şekilde kolayca öğrenilebildiğini işin dışına çıktığımız zaman daha rahat görüyorum. Yani öğrencilik içerisindeki o belki de sınav, değerlendirilme, notlanma, geçme, kalma, kazanma, kaybetme algıları ve hayatın bambaşka taraflarına bakış o dönemlerde yaşadığımız şeyin ne kadar değerli olduğunu bize fark ettirmiyor. Onun için hep bir nostalji havası var. Ah o üniversite yıllarımız, ah o lise yıllarımız diyoruz. Belki de şimdi de Allah ömür versin hepimize hayatımızın son dönemine yaklaştığımızda da dönüp belki bu yılları da farklı mütalaa edeceğiz ama o dönemler keşke ben biraz daha fazla her öğrenci gibi biraz daha fazla bilinçli olsaymışım da o bana anlatılanı, o bana ders olarak verileni ya da bana öğretilenin aslında çerçevesinin ne kadar basit, alıp da yerinin rafının ne kadar kolay olduğunu görüp uygulayabiliyor olsaymışım. Çok fazla keşkelerim yok ama illa bir şey söyleyecek olursam küçük bir yüzde olarak bunu söyleyebilirim. Cenk Bey, şimdi geliyoruz 1998 yılına, üniversiteden mezun olduğunuz sene ve aslında bence hikaye o noktadan sonra daha da ilginçleşiyor çünkü konu futbol. Bir noktada artık böyle hayatınız oraya doğru kırılıyor. Burada size sormak istediğim ve gerçekten merak ettiğim sorular mevcut. Ama öncesinde birazcık o yıllardaki önünüzdeki yolculuğu, fikirleri, ben şimdi ne yapacağım? Arkada Galatasaray Lisesi gibi, Koç Üniversitesi gibi eğitim kültürlerini deneyimlemeniz ardından farklı düşünceleriniz var, hayalleriniz, istekleriniz var. Sizleri ne itti, ne düşündünüz de ilk adımı attınız kariyer yolculuğunuza dair? Onu sorarak başlamak isterim hayatınızın o kısmına dair olan bölüme. Şimdi dediğin gibi hem Galatasaray Lisesi hem Koç Üniversitesi bir de bu öğrencilik yıllarımda ve ondan da öncesinde benim yakın aile mensuplarımın, arkadaşlarımın çok iyi bildiği gibi ben futbola ve spora çok meraklı ve çok takip eden bir insandım. Yani o dönemlerde şöyle söyleyeyim, şimdi bir oğlumun da futbola çok büyük bir ilgisi var. O da 8 yaşında. Annesi hayret içerisinde tabii eşim. Bana soruyor. Ben de diyorum ki bak şunu çok net hatırlıyorum. 1982 yılında yani ben 8 yaşındayken, oğlumla aynı yaştayken ilkokul servisinde ben okula giderken ya da okuldan dönerken 1982 Dünya Kupası'na katılmış olan kulüp takımları, ülkeleri gruplarına göre dörder kimlerdi diye kafamda tekrarlamaya çalışırdım. Onları unutmayayım diye. Şimdi o zamanlar tabii farklı bir dünyadan bahsediyoruz. İnternet ya da bir anda açıp bunu kontrol edebileceğim bir şey yok. Ya aldığım figürüne paninilerim var. Yapıştırdım, tamamladım, bir kenarda duruyor. Ya işte gazetelerin vermiş olduğu duvara asman için basılmış olan bir takım fikstürler var. Onun dışında öyle çok fazla bir envanter yok bakabileceğin. Hep kafanda bunu şey yapmak lazım. Yani Galatasaray Lisesi'nde ben şunları hatırlıyorum etütte. Önüme defteri, kalemi alıp günümüzden geriye doğru kaç sene geriye kadar gidebileceğim ve Galatasaray-Fenerbahçe ve Galatasaray-Beşiktaş maçlarının skorlarını yazarak en erken hangi tarihe kadar gidebileceğim diye kendime bunu yapmaya çalışırdım. Dolayısıyla benim bu futbol merakım, oynardım da. Yani lisedeyken de hem futbol hem basketbol takımındaydım. Üniversitedeyken de futbol takımındaydım. Sürekli bu sporları icra ederdim. Ama bunların bir işe döndürülmesi ya da bunu sevdası olarak kendimi bu işin içerisinde görmüyordum o zamanlar. Öyle söyleyeyim. Formatımız tamamen ekonomi okuyoruz. Bunun çevresinde çizilecektir. Üniversite bitti. Askerliği dedim ben bir aradan çıkarayım ki önümde bir engel olarak olmasın. Askerliğe gittim. Geldim. İşe başladım. Sana bahsettiğim gibi bir yerlerle görüşüyorum ve bir büyük bir şirketin, international bir şirketin dış ticaretinde başlayacağım durumundayım. Fakat benim bu okulun akademik durumunun dışında hep irtibatta olduğum futbolla ve sporla alakalı olan kişiler beni artık bilip de üniversiteyi bitirdiğim için bana dediler ki sen bir dur. Burada böyle bir dünya var. Bir gel bakalım. Özellikle Galatasaray Lisesi'nden abilerim. Ben onlarla konuştuğum vakit bir anda işin o tarafına hiç bakmadığımı ya da bakıp da düşünmediğimi, yani bakardım. Yani 1980'lerde maça giderdim. Sağ kenarındaki reklamların ne olduğuna bakardım. ne zaman geliyorlar, ne zaman kuruyorlar ama onu kuran adamların varlığını ya da onu satan adamların ya da oraya yatırım yapacak olan sponsoru düşünmezdi. Bu dünyanın var olduğunu görünce ve bunun kolay ulaşılabilir bana, bir imkan olduğu bana sunulunca ben tabii hiç düşünmeden hemen spor pazarlamanın içerisine girdim. O dönemde benim bütün mezun olan arkadaşlarım işte bankalar, ekonomik kuruluşlar, audit firmaları, fonlar, bir takım böyle şeyleri tercih ederken ben aralarında spor pazarlaması. Herkes bana böyle bir uzaydan gelmiş gibi bakıyordu. O ne? Sporun pazarlaması mı var? Yani ne yapıyorsunuz ki? Deyince ben o dünyanın özellikle federasyonla çalıştığımız kamera döneminde o sponsorların, maç organizasyonlarının, yayın haklarının ne kadar önemli bir şey olduğunu gördüm. Ve dünyaya buradan girmiş oldum. Ama üniversite sırasında hakikaten benim aklımda böyle bir hayal yoktu. Üniversite bittikten sonra bu benim karşıma çıktı. Çünkü meğersem beni bilen insanlar yani buradaki üniversite hayatını bitirsin, eğitimini tamamlasın. Onun içerisindeki bu aşkı zaten biz bir şeye önüne gösterdiğimiz zaman buraya gider diye onlar kafalarında düşünmüşler. Sizler için dediniz ki kolay ulaşılabilirdi ilk başta kapıyı çalıp sektöre girmek. Ama günümüzde bir genç için ki spor üzerine emek harcamak, kariyer inşa etmek isteyen bir genç için bu sektör ne şekillerde ulaşılabilir acaba? Şimdi az önce hani internetin olmadığı ya da efendime söyleyeyim özel üniversitelerin yeni kurulduğu bir dönemlerden bahsediyoruz. Dolayısıyla bizim mezun olup da benim okuldan çıktığım 1998 senesinde de kendi üniversite arkadaşlarım veya etrafımdaki insanlar da bana futbol mu, spor pazarlaması mı, öyle bir şey mi var dediği zamanlardı. Dolayısıyla daha ülkemizde spor kulüplerinin organizasyonları, profesyonel yapıları, orada çalışabilecek donanımdaki insanların varlığı ve yapılabilecek olanlar çok eksikti. Yani sadece kulüpler tarafında değil, şu anda sen de bir şekilde biliyorsundur çok büyük firmaların bir takım sponsorlukları ya da ne bileyim halkla ilişkiler çabaları vardır. Bunlar için özel departmanları, özel sorumluları vardır. Yani şu anda uluslararası ortamda ya da yerel bazda spora yatırım yapacak olan büyük firmaların bu sponsorluk aktivitelerini yönetecek koskoca birer ekipleri var. O zamanlar bunlar da yoktu. Yani ülkede sporun idaresi bir şekilde amatör bir şekilde devam ettiriliyordu. Dolayısıyla da çok tercih edilen, çok insanların gitmek istediği, peşinden koşmak istediği, televizyonların çok fazla olmadığı, bu kadar takip edilmediği, internetin olmadığı bir ortamda o kadar da herkese atraktif gelen bir organizasyon değildi. Ama o dönemden, benim başladığım dönemden şu zamana kadar bir medyanın ilerlemesi. Yani düşünebiliyor musun? Bizim çocukluğumuzda, hani o kadar geriye gitmeyeceğim, pazar günleri olan Kuşak programında gündüz oynanan maçlara 5'er dakika ya da 3'er dakika dönüşümlü olarak bağlanılırdı ve canlı olarak biz o maçı o şekilde görebilirdik. Bunun dışında radyodan maç dinlenirdi. Yani canlı göremediğin bir ortam var. Şu anda resmi ya da gayri resmi her türlü kanaldan bir insan oturup bir yandan telefonundan bir maça bakıyor. Efendim screen bir şey diyorlar, onun da bir tabiri varmış. Bir yandan telefondan bakıyorsun, bir yandan iPad'inden bakıyorsun, bir yandan da televizyon açık oradan 3 maça aynı anda bakıyorsun. Ya da televizyonda ben işte onu diyordum. Oğlum şimdi 8 yaşında bana diyor ki babacığım diyor Galatasaray'ın bu maçını seyrederken diyor Liverpool'un maçını da küçük ekrana açar mısın televizyonda diyor. Bir yandan da ona bakalım. Şimdi buradan bu medya sadece izlenirlik değil, görünürlük. Çünkü sporun şöyle bir şey söyleyeyim. Bu sağlıklı yaşam için bir spordan bahsetmiyoruz biz. O apayrı bir şey. Bizim yaptığımız bir eğlence. Hani İngilizlerin, Amerikalıların dediği o entertainment tam anlamıyla. Yani bu bir şov. Burada oynayanın sağlığı düşünülmüyor. Onun sunduğunun yanında etrafında neler var? Açılışında, girişinde sponsor sana bunu kim getiriyor? Kimin katkılarıyla sen bu maçı seyrediyorsun? Gol olduğu anda scoreboard'un altına ya da ekrana ne giriyor? Bütün olay orada. Şimdi bu ekrana bu yayınların girmesiyle birlikte bu görünürlük, herkesin cebine, eline, evine girebilen bu yayınlara giren markalar bu işi yükseltti. Markalar bu işi yükselttiği zaman o zaman ciddi anlamda evet sadece bir Koç Üniversitesi ekonomi bölümü mezunu değil, bir de üzerine master'ını, bir de üzerine doktorasını burada yapmış bir takım insanların gelip de finansını yönetebileceği tarzda bir finans yapısı oluştu. Sadece bir işletme mezunu değil, üzerine bir MBA'ni yapmış ya da şunu bunu bitirmiş olan insanların gelip de pazarlama direktörlüğünü yapabileceği boyuta geldi. Futboldaki ve spordaki iş. Bununla beraber en üstten en alt düzeye kadar artık herkes bu işin bir parçası olmak istiyor. Ben gönül verdim diyor. Efendim masörüm diyor. Bir futbol kulübünde masörlük yapmak istiyorum. Ben futboldan çok iyi anlarım diyor. Seyrederim diyor. Scout olmak istiyorum diyor. Ben bağlantılarım var. Oyuncu temsilcisi olmak istiyorum diyor. Ben buraya gelmişim. Artık talep arz ve talep rakamları çok farklı bir boyuta geldi. Dolayısıyla evet artık o kadar kolay değil. Evet artık ulaşabiliyorsun ama sen ulaştığın vakit seninle beraber oraya ulaşan yüzlerce binlerce insan var. Bunlar kulüp üyesi, çalışan birinin bir tanıdığı ya da tamamen bu işi yapmaya kalifiye vaziyette gelmiş olan kişiler. Artık seçmek o kadar kolay değil. Üniversitelerde bir takım bölümler var. Spor yöneticiliği bölümleri var. Ülkemizde bununla yetinmeyip yurt dışında bu işi eğitimini alıp gelenler var. Yani artık bu işe dışarıdan girmek o kadar kolay değil benim zamanımda. Çünkü benim zamanımda ortada bir sektör yoktu. Yani ne kulüpler birliği var, ne başka bir şey var, ne federasyonun. Yani biz ilk başladığımda dediğim gibi Futbol Federasyonu'nun özel maç, yayın ve sponsorluk haklarını pazarlama hakkına sahip bir şirkettik. Kamera reklam olarak, Kayserispor olarak. Düşünebiliyor musun şu anda federasyonun böyle bir hakkı dışarı verebileceğini? Kendi içinde tabii ki her şeyi halleder ama eskiden federasyon böyle bir yapısı yoktu ki. Ne yapıyordu? İhaleye çıkıyordu. Kim verir? Zaten iki tane firma var. Biri birini alıyor, biri birini alıyor. Onları yapmaya çalışıyordu. Dolayısıyla bir sektör oluştu. Hala yeterli değil. Hala çok büyük var. Ama şunu düşünebiliriz. O zamanlar belki sadece futbolda böyle bir şey düşünüyordu ama şimdi çok ciddi anlamda bir basketbol, çok ciddi anlamda bir voleybol, çok ciddi anlamda diğer olimpik sporlar var. Yani spora kendini gönlünü vermiş olan insanların girebileceği artık çok fazla sportif dal var. Bunlar düşünülebilir. Benim öğrencilik hayatımda başlamış ve bambaşka seviyelere gelmiş bir olimpiyat adaylıklarımız vardı. Yani Avrupa Şampiyonası düzenleme adaylıklarımız oldu. Dolayısıyla organizasyonlar bambaşka boyuta geldi. Her şeyde olduğu gibi burada da artık oturmuş bir sektör olduğu için eskisi gibi değil. Yani bir şeylere girip yeni baştan sen kurmuyorsun. Dolayısıyla evet benim zamanımda belki benden önceki zamanda çok daha kolaydı. Ben bir son devrini yakalamış olabilirim onun. Ama o zamanlarda bu bir riskti. Dediğim gibi yani bana insanlar baktı. Sen niye bunu tercih ediyorsun? Ortada ne olduğu belli olmayan, pazarlanamayan bir şeyin pazarlamasıyla sen giriyorsun bu işin içerisine diye. Dolayısıyla günün şartlarına bakmak lazım. Yani burada ben hep iş hayatımda da bunu düstur olarak aldım. Burada en doğru olan içinde bulunduğun şartları doğru mütalaa edebilmek. Sen içinde bulunduğun durumu doğru analiz edersen, kendi artılarını eksilerini ortaya koyabilirsen o zaman başarılı olursun. Ama sen kendi durumunu ya da içinde bulunan ortamı mütalaa edemiyorsan o zaman da başarısızlık kaçınılmaz olur. Şimdi konu futbol olunca öyle bir konu ki ülkede, gerçi bu dünyada da böyle ama Türkiye özeline de baktığımızda aklıma gelen herkesin bir şekilde alakadar olduğu, fikrini çekinmeden belirttiği ve evlerinin içinden iş hayatlarına, sosyal dünyalarından kendi yatağa kafalarını koyduklarında düşündükleri dünyaya kadar onlara dokunan iki tane başlık geliyor benim aklıma. Biri futbol, biri de siyaset. Futbolla alakalı olan toplumun çok büyük bir çoğunluğu, hatta bunu spor diye de genişleteyim, olayı sadece müsabaka raddesinde oyuncular ve teknik heyet olarak görebiliyor. Çünkü en sonunda dediniz ya entertainment diye. Kitlenin eğlendiği nokta, kitleyle tam orada buluştuğundan o insanlarla arkadaki mutfağı çok deneyimleyemiyoruz. Üstüne düşünmüyoruz, bilmiyoruz ve bu sebepten de daha çok eleştirerekten o mutfağa sadece dokunabiliyoruz. Ben en azından böyle hissediyorum. Şimdi sizlere baktığımızda kariyerinize 2003 yılından 2006 yılına Trabzonspor'da, 2006'dan 2018'e Galatasaray Spor Kulübü'nde devam etmiş bulunduğunuz bir kariyer görüyoruz. Ayrı bir spor kültürünün kesinlikle olduğu, topyekün taraftarıyla bütünleşmiş iki kulüpten bahsediyoruz. Burada birazcık bize mutfağın içini, o sporda bizlerin, kitlenin eğlendiği noktanın arkasını anlatacak olursanız eğer, oradaki dünya nasıl bir dünya ve işler nasıl ilerliyor acaba? Şimdi çok güzel bir giriş yaptın. Bu çünkü az önce benim de söylediğim gibi içinde bulunduğumuz durumun değerlendirilmesi konusunda çok önemli. Yani bizim sporu yapmamız veya yapılan spor organizasyonundan keyif almamız. Yani biz spor yapan bir, maalesef spor yapan bir insanlar topluluğu değiliz genele baktığımız zaman. Bizim normal hayatımızda, günlük hayatımızda spor çok fazla yok. Son dönemde bir şekilde hayatlarımıza enjekte edilmiş spor salonlarının gerçek olmayan düzeni dışında biz sporu çok fazla uygulayan insanlar değiliz. Bunu yurt dışına çok fazla giden insanlar görecektir. Yani siz bir yere gittiğiniz vakit bir bakarsınız yanınızdan bisikletliler geçer. Bir bakarsınız yanında Türkiye'de görmediğiniz enteresan böyle bir pedallı bir alete binmiş bir adam gider. İspanya'da gidersiniz bir kenarda otururken havuzun içerisinde kano gibi bir şeyin üstüne binmiş bir de onunla top oynayan bir takım insanlar vardır. Yani hayatta spor vardır genelde. Bizde genelde hayatta spor yok. Genelde bizde insanlar sporu yapmamış oluyorlar. Dolayısıyla gittikleri zaman da onun eğlencesinden birazcık mahrum kalırlar. Çünkü spor yapanı anlayamazlar. Spor yapanın o adrenalinle 90 dakika o çamurlu sahada, yağmur altında koşarak, mücadele ederek 13 kilometre koştuktan sonra bir pozisyonda ayağını bir santim daha fazla uzatamamasının çok insani ve çok normal bir şey olduğunu, başına gelmiş olmadığından dolayı bilemezler. Dolayısıyla da hep kazanmaya odaklı. Yani eğlenmekten ziyade kazanmak. Benim kazanmamdan ziyade onun kaybetmesi. Yani Orta Çağ İtalya'sındaki hani o kontradaların Siena'da yaptığı pallyodaki ben kazanamıyorsam en yakın rakibim kaybetsin. Ben daha çok mutlu olayım mantığı olduğu için eğlencesinden mahrum kalıyoruz. Böyle olduğu vakit de sporun, futbolun özellikle arka planı, mutfağı hep kazanmaya endekslidir. Her şey kazanmak üzerinedir. Yani aman oyuncumuz kazanacak, konsantrasyonu bozulmasın. Aman biz kazandık, ayaklarımız yere basmasın. Tüh biz kaybettik. Şimdi biz nasıl insan içine çıkarız? Nasıl biz fotoğraf veririz? Nasıl bir sosyal aktiviteyi yaparız? İnsanlar bize ne der? Biz kaybetmiş bir son maçımızda takımın elemanlarıyız. Hep bunun üzerine kurulmuştur. Dolayısıyla dediğim gibi çok da gerçek olmayan böyle çok suni bir hayat vardır orada. Yani sporcular böyle aman hani yastıklara koyalım, çok da yorulmasınlar, buradan da böyle yapsınlar. Yani şimdi bir platformda futbolun ilk dönemlerinde o English Game diye bir oyun seyrediyorum. Adamlar maç yapmak için Şafak'la beraber yola çıkıp trenle 10 saat gidiyorlar, oynuyorlar. Orada tekrar geri dönüyor. Onlar da futbol oynuyorlardı. Şimdi iş hep kazanmaya geldi. Çünkü kazanmak bizleri ya da taraftarı belki tatmin ediyor, mutlu ediyor, diğerini uğraştırıyor. Ama spor kulüplerinin, organizasyonlarının da ekonomik anlamda bambaşka bir boyuta taşıyor. İş profesyonellik. Yani ligi kazanan diğerinden, ikinci olandan ya da üçüncü olandan bir yılda 30 milyon euro minimum daha fazla para kazanır oluyor. Şimdi böyle de olunca işin boyutu başka bir tarafa geliyor. Dolayısıyla mutfak hep kazanmaya endeksli. Hep o başrol oyuncularını çok iyi tutmaya, onları aman kazansınlar, aman şey yapsınlara endeksli. Ha, bunun yanında hala organizasyonel olarak çok büyük eksiklerimiz olduğu için biz de genelde spor organizasyonları orada çalışan insanların iyi niyetine ve kendini adamışlığına kalmıştır. Yani hak hukuktan ya da profesyonellikten ziyade onlar kendi kulüpleri için renk verdikleri ya da hizmet verdikleri kulüp için her ne olursa olsun böyle enerjilerinin, güçlerinin sonuna kadar 7-24 kendilerini kulüplerine adadıkları bir yapı vardır burada. Fakat son dönemde biraz daha profesyonelleşme var. Biraz daha firmaların işin içine girmesi var. Biraz daha sponsorların yatırım yapması var. Biraz daha kulüp satın alma organizasyonları var. Bu da yani oraya ben gönül verdim, burada bunu yapacağımdan ziyade ben burayı satın aldım. Premier Lig'de ya da başka Fransa'da, İtalya'da örnekler olduğu gibi ben bu kulübü satın aldım. Bu benim için bir ticarethanedir. Buranın kâr etmesi önemlidir. Dolayısıyla ben buranın geldisine, gittisine çok iyi bakarım. Burada çalışacak, verimli olacak insanı seçerim, getiririm, bir vazife veririm. Yapamadığımı da alırım onu, kovarım. Biraz buna dönüyor. Ha burada yani bir kıyafet üreticisinden bir spor kulübü nasıl farklanıyor? Sonuçta burada bir gönül bağı var. Yani sen üzerine bir gömlek alırsın. Gömlekten memnun kalmadın mı kalkarsın yanındaki dükkandan gidersin. Onun gömleğini denersin. Ama sen kalkarsın da takımın mağlup oldu. Ya bunlar mağlup oldu. Beni mutsuz ettiler. Ben gideyim bu sefer de bir de Anadolu yakasındaki takımı tutayım. Onun taraftarı olayım demezsin. Dolayısıyla bir gönül bağı vardır. Bunun dengesi de zaten buradan oluyor. İrrasyonelite biraz buradan geliyor. Gönülden geliyor. Onun için sporu, futbolu ne kadar dizaynlersek, ne kadar dizayn edersek edelim bir rasyonelitenin içerisine sokamıyoruz. Özellikle Galatasaray Spor Kulübü altında çalışmakta, emek harcamakta olduğunuz yıllarda görüyoruz ki kulübün en böyle Türkiye'de eşi benzeri görülmemiş, medyada çokça ses getirmiş, taraftarı müthiş mutluluklara boğmuş ve Türk spor kültürüne derinlik katma odaklı nice transferlerin yaşandığı dönemler. Burada ilk başta çok geniş bir soru sormak isterim. Transfer diyoruz. Bu transfer nasıl yapılır? Oyuncu nasıl koklanır? O süreç nasıl oluyor? Bir yandan da şunu eklemek isterim. O yıllar düşünüldüğünde bize böyle bir cümle kursanız, kurabilir misiniz acaba? Ya Orçun, her oyuncunun hatırı ayrıdır ama şu transferin de benim olduğum dönemler içerisinde yaşanmış olması, takımımıza gelmiş olması beni hep ayrı mutlu etmiştir dediğiniz bir isim var mı diye sormak isterim. Şöyle söyleyeyim. Dediğin gibi transfer aslında değişik bir süreç. Tamamen doğruları yok. Kulübe göre, coğrafyaya göre, ihtiyaçlara göre kendi kendini modifiye edebilen bir süreç. Burada bence çok önemli olan husus transfere karar verecek ya da onu uygulayacak olan insan ya da insanların hizmet verdiği kulübü ve bu kulübün bağlı olduğu, yaşadığı o ülkenin, coğrafyanın şartlarını çok iyi biliyor olması lazım. Çünkü bu bir bilgisayar oyunu değil. Yani hepimiz oynadık, büyük çoğunluğumuz oynadık. Bilgisayarda sen birini alırsın, satarsın. O bilgisayar oyunudur. Ama burada bir takım hayatın gerçekleri var. Burada kulüplerin birbirinden ayrıştıkları noktalar var. Her kulüp birbirinden farklıdır. Her şehir birbirinden farklıdır. Kulüplerin amaçları, farklılıkları ve taraftar kültürleri de farklıdır. Yani sen elbette ki taraftar istiyor diye bunu yapıyor değil. Ama o da bu denklemin belli bir bölgesidir. Çünkü senin hizmet vereceğin kişi sonuçta senin camia. Onları memnun edeceksin. Ve o camiaya rağmen transfer diye bir şey olmaz. Dolayısıyla yani ben hemen burada senin sorduğun soruyla şöyle bağlayayım. Benim hala görüştüğüm, Galatasaray'a transfer olduğu zaman, olmadan önce görüşmeye başladığımdan itibaren çok takdir ettiğim birçok özelliğini hem sporcu olarak hem insan olarak hem tarz olarak çok takdir ettiğim bir kişi Gomes. Buffett'in bir Gomes. Buffett ile biz transferle ilgili görüşmesini yaparken Paris'te ona şunu dedim. Şimdi bildiğimiz bir oyuncu, Galatasaray'a sportif anlamda çok büyük uyum sağlayacağından hiçbir şüphemiz yok. Elbette ki bu %100 değil ama bizim önümüzdeki isimlere baktığımız zaman geçmişiyle, son dönemiyle, golcülük tarzıyla, oyunuyla diyoruz ki bu bizim kurduğumuz takımın golcüsü. Buradan bir inanıyoruz. Diğer taraftan dinleyen dostlarımız da bilecektir. Gollerden sonra onun böyle bir, burada da sembol olmuş, şarkılarla birlikte süslenmiş o aslan yürüyüşü vardı. Bu öncesinde de olan bir süreç, seremoni. Ben hep onu seyrettiğim zaman her golünü gördüğümde yüzüme gülümseme gelirdi, tebessüm gelirdi. O golü attıktan sonra aslan yürüyüşü yapınca sonuçta bizim de sevdiğimiz camianın, bağlı olduğumuz camianın maskotunu yapıyor. Hoşuma gider derdi. Kendisiyle konuşurken dedim ki bak Bafe, Ali Samiyen'de birinci maçına çıkacaksın. Tamam. O golü atacaksın. Attığın zaman kale arkası tribününe doğru sen o yürüyüşünü yapacaksın, o aslan yürüyüşünü. Ve dedim o zaman o golü attıktan sonra sakın dedim deprem olmuş da kale arkasındaki taraftar bir anda tribünden aşağı yuvarlanıyor zannetme. Senin o yürüyüşünü onlar öyle bir kucaklayacak ki sana öyle bir gelecek ki sen bunun ne olduğunu orada göreceksin dedi. Tabii çok heyecanlandı. Bakıyor, ediyor, takip ediyor. Online şeylere bakıyoruz falan. Sonra geldi ligin ilk maçı. Hakikaten Kayserispor maçıydı. İlk yarı 2 tane gol attı. Benzer tabii ki tepkiler yaşandı. Devre arasında, 45 dakika bitti içeri girerken ben de o koridorun başında bekliyorum. Girenlere bakıyorum. Böyle elini omzuma koydu. Kulağıma yaklaştı. Dedi ki çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Söylediklerin azmış. Şimdi bu benim konumumda olan bir kişinin bildiği, bileceği ve ona anlatması gereken bir durum. Birçok şeyin içerisinde bu o kadar önemli ki. Bunun gibi birçok şey var. Orada başka takımımızın bir başka parçası vardı. Şimdi başka bir takımda olduğu için ismini vermeyeyim. Başka bir kulüp için ter döküyor. Ona dedim ki bak sen bizim takımımızın tribünle bağlayıcı insanısın. sahayı tribüne bağlayan kişi sensin. Herhangi bir yerde bir gerginlik mi oluyor? Bir oyuncu yere düştü, onunla ilgili rakip takımı şey. Oraya ilk sen gideceksin. Oraya ilk sen müdahale edeceksin. Gol mü oldu? Gol sevincinin tribünle aksetmesini sağlayacak olan kişi sensin. Çünkü zaten öyle bir kişiliği var onun. Ama biz bunu profesyonelce daha bir kontrol altına aldık. Ve o hakikaten o tribünlerin tekrar geriye dönmesine, bağdaşmasında çok büyük bir etki sağladı. Dolayısıyla keyifli işler bunlar. Yani bir futbol muhatap olmak, oyuncuyla muhatap olmak, bunu buraya getirmek, onun hayalini kurmak, sonra bunun gerçekleştiğini görmek, bunlar keyifli işler. Ama bir o kadar da yorucu. Bu maziden hikayeleri dinlemek ne keyifliymiş gerçekten. Ağzınıza sağlık. Şimdi yavaş yavaş son sorular, son cevaplara doğru, kaydımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Şimdi futbol dedik, futbolun kitlesi dedik, futbolun işletmecileri, oyuncuları dedik, spor, hepsi için genellenebilir. Öyle bir dünya sahnesi ki bir noktada psikolojik olarak da içindeki herkes eleştiriye, övgüye, sövgüye bir şekilde tabi tutuluyor. Yani bu noktada bazısı inanılmaz sevip apayrı bir yere koyuyor. Bazısı ayrı bir şekilde çok daha kötü bir gözle bakıyor ve bu da bir gerçek ki herkesi memnun etmek mümkün değil. Sonrasında buradaki o trendi fark ettim. İnsanın hiçbir şekilde konu spor olduğunda saf bir çok iyiydi denemeyecek konumda olduğu gerçeğini fark ettim. Emek harcadığınız, yıllarca bir şekilde parçası olup gerek vaktinizden gerek gönlünüzden koyduğunuz oluşumların camialarında sizler nasıl anılmayı diliyorsunuz diye sormak isterim. Çok güzel bir soru sordum. İnsanları memnun etmek genel anlamda mümkün değil. Ben Trabzonspor'a giderken o zamanlar ailemle konuşurken şunu dedim. Trabzonspor beni niye çağırdı? O zamanlar bir profesyonel bir yapı kurulma planı vardı. Ve dönemin başkanı, kulakları çınlasın, Özkan Sümer, üzerimde hakkı çok büyüktür. Çok teşekkür ediyorum her şey için. Özkan Sümer'in genel mantığı kabaca şu. Ben futbol oynadım, başkanlık yapıyorum, futbolu çok iyi biliyorum ama futbolun ekonomisini, pazarlamasını, diğer tarafına çok hakim değilim. Avrupa UEFA'nın organizasyonları dahilinde Futbol Federasyonu da bize bir yapı dikte edecek. Bu yapının oluşmasında da o zaman buna uygun profesyoneller seçilsin, onlar oraya gelsinler. Ben Trabzon'a giderken aileme şunu dedim. Ben oraya gideyim. Bu profesyonelleşme ve kulübün değişimi konusunda çalışmalarımda bulunayım. Ve yıllar sonra insanlar şu dönemde burada bir değişiklik olmuştu, bir profesyonelleşme olmuştu. Ve o dönemde buraya bir taş atan, buraya bir kum koyan, bir çakıl tanesi koyan, bir de burada bir Cenk Ergün vardı. Bu da bunu yapmıştı diyebilsinler. Çok şükür ben bunu Trabzonspor'daki, camiadaki, etrafındaki bütün arkadaşlarımdan %100 olarak alıyorum. Çok şükür şu anda Allah nazardan saklasın. Yani sosyal medyada ya da oralara yazılan şeyler birazcık kaçak, birazcık farklı olabiliyor. Müspeti de menfisi de. Ben Allah'a çok şükür sokakta %100 kimi gördüysem, kim bana geldiyse, bir yerde beni gören, bir yerde beni tanıyan, herkesten teşekkür aldım. Teşekkür ediyoruz. Bize o günlerde bunu yaşattınız. Orada abi şunu da aldın ama o da iyi oyuncu çıkmadı diyen olabiliyor. Olması gereken de bu zaten. Önemli olan, ben bunlarda kendimden şunu hep söylüyorum. Eşime de bunu söylerim. Gece yatmadan aynanın karşısında insan yüzüne, kendi gözünün içine bakabiliyorsa, kafasını da yastığına koyduğu zaman hala o hesabını veremediği bir şeyler dönmüyorsa ne mutlu ona. Ben şu anda o vaziyetteyim. Ve bu çalıştığım camialarda, görev verdiğim ya da hizmet ettiğim insanlarda, gruplarda, organizasyonlarda bunun hep bu şekilde düşünüleceğine ben inanıyorum. Amacım buydu ve bunun olduğuna da çok mutluyum açıkçası. Çünkü ufak da bir şey vereyim. Galatasaray'daki benim vazifem futbolla başlamadı. Futbol dışındaki branşlarla başladı. Trabzonspor'dan ben oraya çağrıldığım zaman yine kulakları çınlasın, çok samimi bir lise arkadaşımla konuşurken o da ya biz amatör şubelerin sevdalısı değil miyiz? Su topu maçlarını seyretmez miyiz? Olimpiyat açılışlarında izlerken gözlerimiz dolmaz mı? Biz de zorluk yaşayan bu branşlara sen hizmet vereceksin. Ne kadar güzel bir yere gidiyorsun. Öyle mi düşünüyorsun deyince ben de evet böyle düşünüyorum demiştim. Yani ben o camialarda yaptıklarımda şu ana kadar misyonumda hem tatmin oldum hem de yaptığım şeylerin ben inanıyorum ki uzunca süre değeri görülecek ve anlaşılacaktır. Cenk Bey, ağzınıza sağlık. Geldik son soruya. Öncelikle müthiş memnun oldum sizinle tanıştığıma. Son sorumda oldukça klasik bir soru olacak ama çok da kıymetli olduğunu düşünüyorum gelecek için. Türkiye'de sporun, futbolun geleceği konusu söz konusu olduğunda tüm bu deneyimlerinizi, mutluluklarınızı, üzüntülerinizi hepsini bir değerlendirdiğinizde yarınlar için ne diliyorsunuz? Onu çok merak ediyorum. Hep şunu söyledim ben. Yani bizimle muhatap olan insanlar, ülkemizde çeşitli görevler yapan, kolluk kuvvetlerinde görev yapan, bambaşka işler yapan insanlar hep bize geldiğinde, mesela mutlulukta, şampiyonluğumuzda bize derlerdi ki Allah razı olsun böyle yaptınız. Ben derim ki beyler bu bir oyun. Sen vatanı savunuyorsun. Sen hayat kurtarıyorsun. Sen bizi bir yerden bir yere kazasız belasız ulaştırıyorsun. Sizin yaptığınız işler önemli olan. Biz oyun oynuyoruz. Bizim size verdiğimiz bir oyunun etrafında yer. Teşekkür ediyorum bu şeyleriniz için ama bizim yaptığımız bir oyun. Ben hep istiyorum ki bu profesyonel sporu takip eden insanlar bunun bir oyun olduğunu anlasınlar. Eğlencesine varsınlar. Yani tiyatroya gidelim, konsere gidelim, sinemaya gidelim, bir sergiye gidelim ve keyif alalım. Ruhumuzu, bedenimizi, gözümüzü dolduralım mı? Gidelim stadyumda yaşayalım. Biz bunu birçok ülkede bunu yaşayabiliyoruz. Ülkemizde de biz bunu yaşayabilmemiz için hayatımıza biraz sporu sokalım. Sabah insanlar yürüyebiliyorsa, kımıldayabiliyorsa, bir şeyler yapabiliyorsa, boş vaktinde çocuğunun peşinden koşabiliyorsa, onunla bisiklete binebiliyorsa, yapabildiği kadar, edebildiği kadar sporun keyfini alabiliyorsa izlemekten daha çok keyif alacaktır. Bu böyle bir şey. Ben bunu diliyorum. Farklı bir şey değil. Eğer biz sporun anlamını alır ve onun keyfine varırsak, umut ediyorum bu profesyonel spordan da bu keyfi alacağız. Ağzınıza sağlık. Mezun Hikayeleri podcast serimizde bir bölümün daha sonuna geldik. Bu bölümde ne büyük bir mutluluk ki 1998 yılı ekonomi bölümü mezunumuz Cenk Ergün bizlerleydi. Gelecek haftalarda farklı mezunlarımız ve farklı hikayelerle tekrardan kulaklarınızda olacağım. O vakte kadar mutlu kalmanızı ve güzel günler geçirmenizi dilerim. Hoşça kalın.